dert elini, tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir, ölesim gelir, ölesim gelir. Allah 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 Allah, nasıl sevmem. Yılın Süpervizyon filmleri Ardo Video. Nişanlarda, düğünlerde, özel günlerde video çekimi yapılır. Seçkin personel, anında hizmet Ardo Video. Günün vizyon filmlerini Ardo Video'nun bilgisayar sisteminde izleyebilirsiniz. Ardo Video, videoculukta tek isim. Ardo Video Kulüp ve Kasetçilik. Emirler Caddesi, Yapı Kredi Banka Bitişi, Tavşanlı. Gözlere yandım, benim olacak sandım.
ormanı, bize doğru akmasın Hülya. Hülya, Hülya, Hülya. Hülya, neler neyle, Hülya, derdini söyle Hülya, gönlüm neyle Hülya. Yapmayın.
İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız, TRT ve basınımızın değerli mensupları, muhterem konuklarımız ve sevgili emekliler, Kurtuluş Savaşı'nda kentlisiyle, köylüsüyle destan olacak kahramanlıklar gösteren, geçmiş medeniyetlerin beşiği ve bir tarih hazinesi, Kaplıcalar Diyarı, şirin emekimizi ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkındıracağına inandığımız ve 50 yıldır hasretini çektiğimiz Emet Belediyesi'nin bugüne kadar yaptığı en büyük yatırım olan Yeşil Kaplıcalar dinlenme ve konaklama tesislerini hizmete açmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu nedenle Emetler adına başta Sayın İçişleri Bakanımıza, Sayın Milletvekilimize, Sayın Valimize ve tüm konuklarımıza hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Açış programı gereği önce ataya bir dakikalık saygı duruşu, mütakiben İstiklal Marşı söylenecektir. Şimdi hepinizi kalıp saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat!
Teşekkür ederim. Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Paşam, Sayın Kaymakamlar, Sayın Eskişehir Belediye Başkanları, TRT'de basının Bünkat temsilcileri, Sayın Askeri ve Mülki Hakan, Adli ve İdari Yetkililer, Siyasi Parti temsilcileri ve kendilerini burada temsil etmekten şeref duyduğum saygıdeğer emek vermişlerim. Yeşil Kaplıcalar Günü'ne ve konaklama tesislerinin açılış törenine hoş geldiniz der. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarım. Bu mutlu günümüzde bizleri onurlandıran, gururumuz, hemşerimiz, İçişleri Bakanımız Sayın Doçent Doktor Mustafa Kalemli'ye şeref verdiklerinden dolayı bir defa daha teşekkür eder, hoş geldiniz der, şerefler verdiniz, sefalar getirdiniz derim. Saygıdeğer konuklar, değerli hemşerilerim. Bu tesislerin yine sayın hemşerimiz, gururumuz, bakanımız da nasip olduğu için bizler için ayrı bir anlam vardır. Bu tesisleri ancak hemşerimiz olan, ancak gururumuz olan Mustafa Kalemli gibi büyük bir isim açabilirdi. Ona nasip oldu. Allah'a şükürler olsun. Bugün hayatımın en mutlu günü. Şu anda hissettiklerimi anlatacak kelime bulamıyorum. Ne mutlu ki Allah bu günleri bana gösterdi. Sizlere hizmet etmek ne güzel. Memnuniyet ifadesiyle tebessüm eden yüzlerinizi gülen, gülen gözlerinizi görmek ne mutlu. İlçemizi ziyaret eden sayın konuklarımıza bu tesislerde hizmet sunmak, ikramda bulunmak ne mutlu. Saygıdeğer konuklar, değerli hemşerilerim. Uzun yıllardan beri özlemini duyduğumuz, acaba yapılır mı, başarılması mümkün müdür diye tereddüt ettiğimiz her seçim döneminde vaatlerin başında gelen her seçilen belediye başkanından en büyük dileğimiz nasıl yapılacağı hususunda bin bir türlü fikir ürettiğimiz, çeşitli finans kaynakları aradığımız, kısacası küçük büyük hepimizin dilimize doladığımız kaplıcaların işiyatı meselesinin ilk nümesini oluşturduk. Bir başlangıç yaptık. Çok güzel bir çığır açtık. Geri kalanını yine sizlerle birlikte başaracağız inşallah. Bu birlik beraberliğimiz sürdüğü müddetçe, bu olgunluğunuzu devam ettirdiğiniz müddetçe yıkamayacağınız engel, varamayacağınız hedef yoktur. Çünkü başarının tadına vardık. Bundan sonra Allah'ın izniyle bizi kimse tutamaz. Kahve köşelerinde laf üretenlere yapılan hizmetlerle değil de bizzat benim şahsımla ilgilenenlere bu tesisler en anlamlı cevaptır. İnsanlar lafla değil, yaptığı iş ve icraatıyla değerlendirilir. Ailesi iştir kişinin, lafla bakılmaz. Saygıdeğer konuklar, değerli hemşehrilerim. Yeşil Kaplıcalar dinlenme ve konaklama tesisleri, ilçemiz dışından gelen konuklarımıza bir şifa kapısı, bir dinlenme yeri, aynı zamanda konaklama görevi de yapacağı gibi yerli esnafımıza ve ticaret erbabına da bir kazanç vesilesi ve memleket ekonomisine de
küçük bir katkıdır. Her iki kaplıcalarımızda hem otellerimizde tam 45 personel çalışmakta, 45 kişiye geçim kaynağı teşkil etmektedir. Bunun yanında belediye gelirlerine katkısı da büyük olacaktır. Eğer tahminlerimiz doğru çıkarsa bu rakam ayda 20 milyon Türk lirası civarında olacaktır. Bugüne kadar konuklarımızı buyur edecek bir yerimiz olmadığından yakınıyordu. Gezdirecek, gösterecek, işte yemekin güzelliği diye sunacak bir yerimiz yoktu. İş yorgunluğundan ve stresten kurtulup ailemizle baş başa bir yemek yiyecek, günün yorgunluğunu atacak bir yer bulamıyorduk. Hatta ilçe içinde kalmak insana sıkıntı veriyor, darın çınar içinde bunalıp kalıyorduk. Bakınız, şimdi en iyisi var. Başka yerlerden özeniyor, bizim neden yok diyorduk. Biz niye yapamıyoruz diyorduk. Şimdi bütün bunlar tarihe karıştı. Hatta şimdi bizim tesislerimizi gören gıptayla bakacak, gelen inşallah memnuniyetle ayrılacak. Gittiği yerlerde Mesih'iyle bahsedecek. Aynı zamanda emetimizin tanıtmasına da yardımcı olacak. Şimdiye dek emet denildiğinde nerenin ilçesi diye soranlar pek çoktu. Emet'te kaplıcalar mı varmış, hiç duymadım gibi sözler bizi kahrediyordu. Bunları artık bunlardan sonra işitmeyeceğiz inşallah. Tabii ki bu bir başlangıçtır. Yeni bir çığır açılmıştır. İlavesi yapılacaktır. Ön hedefe varılmıştır. Yüvesi çekirdeği oluşturulmuştur. Son ve nihayet hedefe de bu millet varacaktır inşallah. Biz emekler için son derece anlamlı hizmeti yalnız ben değil. Bizler başardık. Sizler başardınız. Sizlerin olgunluğu başardı. Memleket sevgisi, millet sevgisi, hizmet aşkı başardı. Başarı ve gurur siz sayın hemşehrilerimle beraberdir. Ben sizleri temsilen buradayım. Belediye başkanı olarak çok az kişiye nasip olacak bu övüç kaynağını bana bahsettiği için Cenab-ı Allah'a binlerce şükürler olsun. Duygularımı ve bugünkü büyük heyecanımı sizlere anlatmam mümkün değil. Bu sözle anlatılmaz, yaşanır, hissedilir. Emet'i seven, gönül veren zaten bugün benimle aynı duyguları paylaşıyor, aynı heyecanı yaşıyordur. Gönülden gönüle yol vardır bilinmez diyen şair ne güzel söylemiş. Saygıdeğer konuklar, değerli hemşehrilerim. Kaplıcalarla bugün belediye başkanı olarak değil, ta çocukluk yıllarından beri bir hobi denecek derecede kafama takılıyordu. Çok iyi hatırlıyorum, lise çağlarında kafamdan planlar yapardım. Gönlümden geçirirdim. Bir imkan olsa da şu düşündüklerimi uygulayabilsem diye. Kalbim temizmiş ki bakın o günler de geldi. Hatta bunun için şiir bile yazdım. Hoş gönlünüze sığınarak okumak isterim. Şifa arayan gelsin. Bahçesi zümrüt müdür? Çeşmesi gümüş müdür? Uykuda bir düş müdür? Şifa arayan gelsin. Baharında hem yazında, hacanaklar havuzunda, hem oğlunda kızında şifa arayan gelsin. Balık tutmak istiyorsan, Emet çayına bir uzan. Orada boldur sazan, şifa arayan gelsin. Aysani arabesi, tarihi Ceviz Deresi, eğri gözünde kalesi, şifa arayan gelsin. Koca Kıran, Hisarlık Tepesi, Turhan Yeri Kızıl Deresi, yolda Emir Rahmet Çeşmesi, şifa arayan gelsin. Özür dilerim. Saygılarımı arzulayın. Bu güzel konuşmalarından dolayı ve kendi yazdığı ve okuduğu şiirinden dolayı Sayın Belediye Başkanımız Ünal Öztaş'a
Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, açılış nedeniyle ilçe belediye başkanlığına ve ilçe kaymakamlığımıza yüzlerce telgraf gelmiştir. Ben müsaadenizle sadece sayın bakanlarımızdan gelen telgrafları iki bölüm halinde okumak istiyorum. Yeşil Kaplıcalar dinlenme ve konaklama tesislerinin hayırlı ve uğurlu olması bunu diler. Selamlar sunarım. Kaya Erdem, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. Yeşil Kapçılar dinlenme ve konaklama tesislerinin açılış töreni için göndermiş olduğunuz nazik davetinize teşekkür ederim. Tesislerin emek listesine ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, bir vesile şahsınıza tüm emekli vatandaşlarıma saygılar sunarım. Veysel Atasoy, Devlet Bakanı. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Yeşil Kaplıcalar dinleme ve konaklama tesislerinin sevgili emeklilere hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Nihat Kitapçı, Devlet Bakanı. Sayın Milletvekilim, Sayın Paşam, çok kıymetli meslektaşlarım, çok değerli belediye başkanları, çok muhterem davetliler, TRT ve basınımızın mümtaz temsilcileri, çok kıymetli emekliler, sözlerimin başında hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Aynı tarihler içerisinde olmak şartıyla ilimiz ve tüm bağlı ilçelerini de kapsayacak şekilde düzenlenecek bir Kütahya ve ilçeleri şifa festivalleri olabilecektir. Bu şekilde yöremizin bu özelliğini, bu güzelliğini Türkiye çapında daha geniş kitlelere duyurma imkanımız doğacaktır. Bu hususta başlatılacak çalışmalara Emet ilçesi olarak her türlü katkı ve desteği göstereceğimize şüphe yoktur. Sayın Bakanım, çok muhterem davetliler. Bugün büyük bir coşkuyla hizmete açılmasını kutladığımız otellerimiz, kür havuzu ve kafeterya komple bir tesis hürriyetiyle emetimizi gerçek bir sağlık turizm merkezi haline getirebilecek mükemmeliyetteki tesislerdir. Beldemizin göz bebeği bu güzel eser